Merhaba herkese. Kusura bakmayın bugün YouTube'dan yapacağız. YouTube'dan yapamıyoruz çünkü bir türlü YouTube'a bağlanmıyor Zoom. Ama bu videoyu zaten YouTube'a daha sonra koyacağız. Bugünkü konuşmacımız Gizem Şengör hocamız. Çekya Bilimler Akademisi'ne bağlı SECO'da çalışıyor. Gizem hocamız Boğaziçi mezunu. Lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi'ye tamamladıktan sonra Syracuse Üniversitesi'ne gidiyor. Orada doktorasını alıyor. Doktorasını aldıktan sonra da Marie Curie bursuyla şu anda dediğim gibi SECO'da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. Ve Desider uzayında geç zaman sınırında korelasyonlar isimli konuşmasını verecek bize. Ben sözü Gizem Hoca'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım rahatlıkla duyabiliyorsunuz beni. Bu çok güzel bir fikir olmuş böyle. Üniversiteden çıktık şu an meraklı herkesle birlikte birazcık fizikle ilgili bir şeyler konuşacağız. Ve ben de bunun bir parçası olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi başlığında günlük hayatta hiç kullanmayacağımız iki kelime hemen göze batıyor. Desiter ve korelasyonlar. Sunumun en başında birazcık bu kelimeleri açıklayarak başlayacağım. Geç zaman sınırının niye mühim olduğu da sunum sırasında açıklığa kavuşacak. Desiter bir çeşit uzay zaman geometrisinin adı ve bu isim bu geometriyi Einstein alan denklemlerinin pozitif bir kozmolojik sabitle çözüm olarak bulan bilim insanının adıyla anılıyor. Yani Desiter 1'nin adı aslında. Ve kozmoloji de adı sık geçen bir geometri. Burada kozmoloji ne derseniz fiziğin alt dalları içinden evrenin tarihçesiyle ilgilenen, yeri geldiğinde gözlemler, yeri geldiğinde teorik düşüncelerle ilgilenen bir alan kozmoloji. Peki bu evrenin tarihçesiyle ilgilenmek nasıl oluyor derseniz, bu birazcık yerkürenin tarihçesiyle ilgilenmek gibi. Burada gördüğünüz resim Büyük Kanyon'un resmi. Bu böyle büyük bir vadi. Burada bugünkü şehirlerin şuralarda bir yerde kurulu. Yani bu seviyede kurulu. Bu vadi aslında toprağı bir nehrin çok uzun yıllar boyunca olmasıyla ortaya çıkıyor. Ve bu toprak katmanları dikkat ederseniz farklı renklerdeler. En tepelerde beyazlar var, sonra kırmızılar geliyor. En altlarda siyahlar. Bunun nedeni bu katmanların her biri buzul çağından günümüze kadar farklı coğrafi evrelerde oluşuyorlar. O zamanlarda etrafta bulunan malzemelerin yapısına göre böyle farklı renkler ortaya çıkıyor. Ve jeologlar bu toprak katmanlarını çalışarak dünyanın bugünkü haline ne tür evrelerden geçerek geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Burada böyle daha aşağıdaki topraklar, daha eski, daha yaşlı topraklar. Daha yukarıdakiler, daha günümüze yakın zamanlarda oluşmuş topraklar. Evrenin bugünkü haline nasıl geldiği de birazcık buna benzer. Farklı farklı evrelerden geçerek bugünkü hale geliyor. İşte gözlemler ve teorik düşünceler doğrultusunda bugün böyle ders kitaplarına yazabileceğimiz şekilde bildiğimiz hali bu evreler. Tabii bunlar böyle bir sürekli bir film şeridi gibi bilinen şeyler değil. Bunlar çok böyle hani kopuk kopuk fotoğrafları anladıkça birbirine yapıştırarak oluşturulmuş bir tarihçe bu. Burada ilk başlarda evrenin çok hızlı bir şekilde geniş, küçük ölçeklerden büyük ölçeklere kadar genişlediği bir enflasyon evresi var. Ardından bunu ışık ve ışık kadar hızlı hafif parçacıkların elektronlar, pozitronlar gibi çok hızlı hareket ettiği bir evre geliyor, radyasyon evresi. Daha sonra bu parçacıklar biraz sakinleşip birbirleriyle bağlar kurmaya başladığında işte galaksiler, gezegenler oluşmaya başlıyor ve bunlar hemen hemen bir toz bulutu gibi evrenin her yerine dağılmış bir durumda. Bu evreye de madde ağırlıklı evre deniyor. Bir de bizim içinde bugün yaşadığımız karanlık enerji evresi var. Dikkat ederseniz bu evreler içinde enflasyon ve karanlık enerjinin adı biraz değişik. Yani radyasyon ve madde biraz daha günlük kelimeler. Bunun nedeni bu evrelerin varlığına dair ipuçları var ama bu evreleri arkasındaki maddenin nasıl bir şey olduğunu tam bilinmemesi.
Ama sonuç olarak bütün bu aşamalar içinde evren genişliyor. Burada gördüğünüz grafik Hubble'ın parlaklığı bilinen Cepheid yıldızı denen özel yıldızların işte ne kadar uzakta ve ne kadar parlak olduğuna bakarak yapmış olduğu bir ortaya çıkarmış olduğu bir diyagram. Ve bu diyagram ortaya çıktığından beri yani böyle 1929'lardan beri hani biz evet evren genişliyor diye gönül rahatlığıyla diyebiliyoruz. Ama tabii buraya varana kadar hani Hubble'dan önce bunun üzerine düşünen insanlar da oldu. Evrenin yapısı nedir? Evrenin bir sonu var mı? Her şey her yere eşit mi dağılmış yoksa evrende özel bir nokta mı var? Evren olduğu gibi miydi? Hep yoksa şekli değişiyor mu? Gibi soruları hep böyle insanlar düşünmüşler. Ve daha böyle ilk düşünürlerinden işte günümüz gözlemcilerine kadar daha doğrusu böyle Kepler zamanı gibi gözlemcilere kadar fark etmişler ki eğer evren sonsuz, homojen ve statik olsaydı gece gökyüzü yıldızlarla kaplı olurdu ve hiç karanlık olmazdı. Burada homojen demek yani var olan yıldızların her yere hemen hemen eşit bir şekilde dağılmış olması. Bütün yıldızların bir köşeye toplanmamış olması demek. Statik olması da demek de bu yıldızların aralarındaki uzaklığın değişmemesi demek. Şimdi evrenin yani sonsuz bir evrende de sonsuz tane yıldız olacak. Şimdi evrenin sonsuzluğuyla ilgili bir sorun yok. Homojenliğinden vazgeçersek ta bu Kopernik zamanındaki işte evrenin merkezi neresi tartışmalarına geri döneriz. İşte bu soruyu öne atan grup insandan sonraki insanlar da çözümünü evrenin statik olmasının vazgeçmenin en mantıklı çözüm olduğuna karar vermişler. Yani bu evren zaman içinde şeklini değiştirebiliyor, mesafeler değişebiliyor. Evrenin genişlemesi de hani bununla ilgili bir şey. Bu evreler boyunca evren genişliyor ama her birinde farklı bir hızla genişliyor. Bunlardan ilk erken evredeki enflasyon ve bugünkü karanlık enerji sırasındaki bu genişleme yapısı de star uzay zamanının özellikleriyle hemen hemen örtüşen, hani bizzat aynı değilse bile çok yakın olan bir genişleme. De star'da uzay, dediğim gibi de star uzay kesitleri ivmelenerek genişleyen bir uzay geometrisi. Bu uzay kesitleri küreler ve bu küreler zamanla büyüyor. Bu yüzden de işte enflasyon ve karanlık enerji çalışmalarının hesaplarını temellendirmeye elverişli bir geometri. Peki ikinci ilginç kelimemiz korelasyonlardı. Korelasyonlar farklı konumlarda alanların birbirinden ne kadar haberdar olduğunu hesabını tutmaya yarayan bir nicelik. Ve bu bir tür hani bir teori kağıt kalem yazdık çizdik ettik güzel. Ama yani bu teorinin fiziksel manas, fiziksel yapısını gözlemleyebileceğimiz ya da işte algılayabileceğimiz bir nicelik ne dedi olarak manasını verecek bir nicelik. Burada mesela belli bir sıcaklıkta bir odayı düşünün ve bu odada işte elimizde termometreyle etrafın sıcaklığını ölçebiliyor olalım. Burada bir noktada bir mum yaksak ve burayı böyle birazcık daha sıcaklaştırmaya başlasak başka bir nokta acaba bundan etkilenecek mi? Burası sıcaklaşmaya başlayacak mı ya da soğumaya başlayacak mı? Mesela bu sorunun hesabı bir korelasyon oluyor. Bu iki nokta arasındaki sıcaklık alanının bir korelasyonu. Şimdi alan nedir diye böyle bir hani çok hayal etmek istiyorum diyebilirsiniz. İşte bu örnekte sıcaklıktan bahsettik ama biz mesela günlük hayatımızda elektromanyetik alanlarla iç içeyiz. Işık aslında bir elektromanyetik alanların zamanla değişmesine oluşan bir dalga. Sonra kütle çekimiyle iç içeyiz. Hani o sayede böyle yürüyoruz, oturuyoruz, koşuyoruz. Fakat bu mesela bu işte günlük hayattan örnekler. Yani her biri aynı zamanda farklı tür bir alanı örnek. Bu skaler vektörel tensör gruplandırması aslında bu alanların koordinat değişimleri altında nasıl değiştikleriyle ilgili bir sınıflandırma. Biz bu sınıfta sadece skaler alanlara odaklanacağız, skaler alanlardan bahsedeceğiz. Ve bunları konuma ve zamana bağlı bir fonksiyon olarak ele alacağız. Ama yani istediğinizde fayı gördüğünüz yerde bir sıcaklık gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bu korelasyonlar gözlemlerle ilişkili dedik. Mesela enflasyon gözlemlerinde
sıcaklık cinsinden bir şey ölçüyorlar. Bunu işte pürlü pürlü teleskoplar ölçüyor. Bu teleskoplardan bir tanesi Planck. Ve böyle evrenin her yerine hemen hemen eşit derecede dağılmış bir resim görüyor. Burada işte kırmızı noktalar biraz daha sıcak olan noktalar, mavi noktalar biraz daha soğuk olan noktalar. Ve işte insanlar bu noktaların birbirleriyle korelasyonlarını hesaplıyorlar. Hem teorik olarak hem gözlemsel olarak. Ve birbiriyle ölçüp örtüşmelerine bakıyorlar. Hatta bu sadece enflasyonla ilgili şey değil. Yani bu genel bir avantajı hesaplanabilecek bir şey. Peki kağıt üzerinde dosyeleri nasıl kaleme alabiliriz, ele alabiliriz? Aslında bir herhangi bir geometriyi nasıl üzerinde hesap yapacak şekilde düşünebiliriz? Bu birazcık o geometri üzerinde mesafeleri nasıl ölçtüğümüzle ilgili. Biz şimdi böyle ilkokul bilgilerimizden düz bir kağıt üzerinde iki noktanın arasındaki mesafeyi o noktaların referans noktasının uzaklıklarının karelerinin toplamı cinsinden yazmayı biliyoruz. Pisagorlarında. Çok güzel. Bu düz iki boyutlu düz bir uzay için geçerli bir formül. Bunun boyutlarını arttırabiliriz. Üç boyutta falan çıkarabiliriz. Ama düz bir uzay için geçerli olmaya devam edecek. Şimdi eğri uzayları, yani düz uzaylar için bir şey biliyoruz. Eğri uzayları nasıl ele alabiliriz? Biz günlük hayatta dünyanın üzerinde hareket ediyoruz. Dünya bütününde bir küre. Ama hani bizim günlük hayatta yürüdüğümüz, yolda yürürken kendimizi bir yayın üzerinde yürüyor gibi hissetmiyoruz. Düz bir yerde gidiyor gibi hissediyoruz. Bu nedenle bizim günlük hayatta kat ettiğimiz mesafeler dünyanın bütün alanına kıyasla çok küçük mesafeler. Yani ne kadar eğri büğrü bir şeyin üzerinde olursanız olun, çok küçük bir mesafeye baktığınız sürece o yani küçük bir alan düz gibi görünecek. Biz dolayısıyla küçük, yani birbirine çok yakın noktaların mesafelerini sorguladığımız sürece birazcık bu düz uzaydan gelen bilgilerimizi kullanabiliriz. Bu küçük nokta, yani birbirine yakın küçük mesafelerin nasıl hesaplanacağını belirten şeye de metrik deniyor. Buradaki düz uzay için yazılmış. Ama biz işte evreni uzay zaman, yani nasıl uzay konum bir yönse bir zaman yönü de var. Bunu da bir şekilde işin içine eklemeliyiz. Şimdi zaman konumdan birazcık farklı bir yön. Hani sağa sola gitmek kolay ama zamanda ileri geri gitmek kolay değil. O yüzden metriye bunu ifade etmek için bir eksi işaretiyle giriyor. Ve bu düz uzay zaman metriği de bu metriyi ilk üstüne çok çalışan bilim adamı Minkowski'nin adıyla anılıyor. Gelelim eğri uzaylara. Küreyi örnek alalım. Şimdi böyle belki hatırlarsınız liseden. Bir dairenin belli bir açıdaki yayını radyan cinsinden yazarsanız orayın mesafesi böyle bir şey oluyordu. Şimdi küre iki boyutlu bir şey. Küre üzerinde iki noktanın birbirine olan mesafesi iki açıyla ilgili. İki açıyla bağlantılı. Burada çok güzel belki biraz hayal etmeniz gereken bir böyle kürenin merkezinden geçen iki tane daire etrafında üzerinde iki yay hesabı yapıyoruz. Sonra da bu yayları, hani bunlar küçük hemen düz gibi olduğu için yine o Pisagor teoremini kullanarak topluyoruz gibi düşünün. Böyle açılara bağlı bir ifade çıkıyor. Dairenin yarı çapı da bu açıların en önüne geliyor. Şimdi yani küreyi çizerken bile zorlandım ama birazcık hani içgüdüsel olarak yine ele alabileceğimiz bir geometriydi. Dosyeter geometrisi öyle hani içgüdüsel olarak kağıda kaleme çizilerek bulunan bir şey değil. Başta dediğim gibi Einstein alan denklemlerinin pozitif bir kozmolojik sabitle çözülmesi sonucu ortaya çıkan bir geometri. Ve metriği o denklemlerden bu şekilde geliyor. Buradaki koordinat sistemi bu dosyeteri her yerde kaplayan bir koordinat sistemi. Burada hemen dikkat ederseniz bu bizim az önce yazdığımız iki boyutlu kürenin yüzeyi kısmısı var. Bir şeyler daha eklenmiş. Bir açı daha eklenmiş. Bu konum kısımları toplam bir üç boyutlu küreyi üç boyutlu bir küreye denk geliyor. Burada kürenin yarı çapı olacak yere bir fonksiyon gelmiş ve bu fonksiyonun argümanı olan t bu metreye zaman olarak giriyor.
Yani bu yarı çap zamana bağlı bir yarı çap. Kosinüs hiperbolik fonksiyonunun özelliği içindeki argüman sıfırdan sonsuza giderken bu fonksiyon değerinin büyümesi. Yani bu metrikteki küreler zamanla genişleyen küreler. Ve 4 sıfırı kağıtta yazmak böyle oluyor. Burada zaman dediğimiz koordinat eksi sonsuzdan artı sonsuza gidiyor. Diğer konum koordinatları da hani küredeki açılar, onlar da hep eksi pi bölü 2'den pi bölü 2, yani eksi 90 dereceden 90 dereceye gidiyorlar. Şimdi bu eksi sonsuzdan sonsuz, hani yani bir işlerin bir başı ve bir sonu var. Bunu başka bir yani bir koordinat dönüşümü yapabiliriz zaman üzerinde. Ve zamanla bu açılardan bir tanesi yani sanki bir düz uzay zamanı denk gelecek şekilde yeniden bu metriği yazabiliriz. Geriye kalan iki boyutta küre olmaya devam ediyor. Şimdi bunu böyle yaptığımızda bu yeni zaman koordinatı kosinüsün argümanı bir koordinat. Yani bu da artık açı gibi davranan bir şey. Bir tür o eksi sonsuz, artı sonsuzdaki yani zamanın o mesafelerini yakınlara, sonsuzları yakınlara getirmiş olduk. Ve bu koordinatlar yani nasıl bir aralıkta yeterli derseniz, bu bir kare. Bir kare üzerine yeterli. Şimdi bu geometrileri bir tür kağıt üzerine sığdırmanın da bir yolu var. Bunlar da Penrose diyagramları deniyor. Ve bu işte yani koordinatların ne kadar, nasıl aralıklarda geçerli olduğu üzerinden bu Penrose diyagramları çiziliyor. Bu iki koordinat da bir kare yatarıyor çıktığı için Dötter'in Penrose diyagramı bir kare. Ama burada hatırlamak gereken bir şey var. Elimizde iki boyut daha vardı ve bunlar kürelere, yani küre şeklindeydiler. Bu karenin içindeki her nokta aslında iki boyutlu bir küre. Şimdi zaman koordinatımız hani eksi sonsuzdan artı sonsuza gidiyordu. İşte eksi 90'dan artı 90'a denk geliyor bu kürede. Ama sonuç olarak bir geçmiş ve bir gelecek var. Geçmiş zaman, yani bir zamanda bir sınırlar var. Peki bu karenin sağ ve sol kenarları var. Acaba burada da mı, bunlar da mı sınır derseniz? Hatırlayın, bu karenin konum kısımları kürelerdi. Yani kürenin başı sonu olmaz ama kutupları olur. Bu sağ sol kenarlarda o kutuplara denk geliyor. Bizim işte geç zaman sınırından kastımız bu. Yani global koordinatlarda t artı sonsuza giderken, bu koordinatlarda yazınca işte 90'a giderken. Biz daha çok zamanın konformal cinsinden yazıldığı ve bu diyagramda geçmiş zaman sınırında bir noktadan başlayıp hani geç zaman sınırına doğru ilerleyen kısmına bakacağız geometrinin. Yani geometrinin hepsinin değil, yarısına da ilgileneceğiz. Bu koordinatlar cinsinde de geç zaman sınırı, buradaki zaman artık eta ve eksi sonsuzdan sıfıra kadar giden bir koordinat bu. Eta sıfıra giderken oluyor. Hatta bu projenin logosunu da Ecem Şengör bizim için tasarladı ve bu diyagramlardan yola çıkarak tasarlandı. Dösiter'e birazcık hani nasıl bir geometri olduğundan bahsettik. Bizim ilgilendiğimiz şey bu geometri üzerinde kütleri serbest bir karar alan. Burada serbestten kasıt yani başka etkileşimleri yok. Hani bir potansiyel düşünürseniz işte phi üzeri 3, 4 ya da kosinüs phi gibi şeyler yok. Sadece bir kütlesi var. Biz skaler alanları konuma ve zamana bağlı bir fonksiyon olarak ele alacağız dedik. Yani normalde hani fiziksel içgüdümüz konum üzerinden gidiyor. Ama aslında pratikte hesapları yapmak konum uzayı yerine momentum uzayı üzerine daha rahat işliyor. Bu momentum uzayına geçiş de şöyle bir ifade. Sanki uzay zamanın her noktasına bir tane harmonik bir salınıcı konulmuş gibi düşünün bu alanı. Yani bu alan bir sürü böyle harmonik salıcılardan oluşuyormuş gibi düşünün. Burada üzeri iyili şeyler var. Bunlar sinüsler, kosinüsler demek. İşte bunlar o harmonik salıcıları ifade ediyor. Hani bunu bir yay, bir sarkaç gibi düşünebilirsiniz.
Bir de bu savunucuların önünde A ve A harçlıklar var. Bunlar operatörler ve bu operatörler bu harmonik savunucuların kuantize olduğunu izah ediyor. Bu operatörler nasıl şeyler? Şimdi hiçbir parçanın olmadığı durumun boşluk durumu diyelim. Bu AH diye gösterilen operatör parçacık yaratma operatörü. Burada dikkat ederseniz Q diye bir etiketi var. Boşluğa bu operatörle, yani Q kadar momentumluk bir yaratma operatörüyle vurursanız Q momentumlu bir parçacık oluşturuyor. Q momentumlu bir parçacık durumunun üstüne de Q kadar momentum yok etme operatörüyle vurursanız tekrar boşluk geliyor, elde ediyorsunuz. Tabii boşluğu yok etme operatörüyle etkilerseniz yani daha da yok edecek bir şey olmayacağı için sıfır olacak. Ve bunların operatör olmasının bir özelliği de çarpımlarının nasıl işlediği. Şimdi bunlar sayı gibi değiller. Hani 3 çarpı 5 ile 5 çarpı 3 ikisi de aynı şeyi verir. Hani 3 ve 5'i sağa sola nereye yazdığınız mühim değil. Bu operatörler için işler öyle olmuyor. Hangisini sağa hangisini sola yazdığınızın arasında bir fark var ve bu ifade bu. Bunların komutasyonu da bunu veriyor. Bir de bu harmonik osilatörlerin bir derinlikleri var ve dikkat edin zamana bağlı. Yani bu harmonik osilatörlerin zamanla bir ilişkileri var. Bu zamana bağlı kısım bir dalga denkleminin çözümü. Yani bu skalar alanın hareket denklemi bu derinlikler için bir dalga denklemine dönüşüyor. Ama bu Döster'de yazılmış bir dalga denklemi. Yani uzay zamanının yapısıyla ilgili bir bilgi de taşıyor. Siz bu dalga denklemini çözüp bu işte genlikleri elde edip bir de et zaman limitini aldığınızda o ifade böyle bir şeye dönüşüyor. Burada dikkat edin. Zamana bağlı kısımlarla konuma bağlı kısımlar ama hani momentum üzerinde çalıştığımız için momentuma bağlı kısımlar birbirinden ayrı geliyorlar. Bu ifadenin işte konuma bağlı kısımları geç zaman operatörleri. Bir de burada nü diye bir derece var. Bu geç zaman operatörlerinin momentuma bağlılıklarını gösteriyor. Bir tanesi Q üzeri eksi nü ile gelirken bir tanesi Q üzeri artı nü ile geliyor. Bir de tabii işin içinde ki yaratma yok etme operatörleri de belli katsayılarla bunların önüne geliyorlar. Yani bunların içine giriyor. Bu katsayıların olduğu çok önemli değil. Bu nü operatörünün derecesi bu skalar alanın kütlesiyle ilgili bilgiyi taşıyor. Bizim skalar alanımızın kütlesi m ile burada gösteriliyor. Ama tabii kütleyi neye göre ölçeceğiz? Bu uzay zamanın kendi iç ölçümü olan bir Hubble parametresi var. Bu da bu uzay zaman ne kadar hızlı genişlediğinin ilgisini tutuyor. O parametreye oranlı kütlesi. Burada dikkatinizi çekebilir. Çok hafif kütleler için bu mu parametresi reel bir sayıyken ağır kütleler için sanal bir şey olacak. Burada bir an panik olabilirsiniz. Ama korkulacak bir şey yok. Bu alfa beta operatörleri aslında Döster uzay zamanının simetri grubunun temel temsillerine denk geliyor ve üniter temel temsillerine denk geliyor. Bu temsiller zamanında matematikçiler tarafından çok çalışılmış. Özellikle Harry Chandler tarafından çok çalışılmış. Ve hem işte bu reel olanların hem de sanal olanların yani bu temsillerin bir parçası olduğu sadece farklı gruplara ait oldukları göstermiş. Biz aslında bu çalışmada bu operatörlerin bu temsillerin uyması gereken özellikle uyup uymadıklarıyla ilgilenmiştik. Aradaki fark da iç çarpımlarının nasıl tanımlandı? Şimdi geç zaman operatörlerimizi bulduk. Artık bunlarla bir korelasyon hesabı yapabiliriz. Hatırlarsanız korelasyon hani bir nokta, yani iki noktanın birbiriyle ilişkisiydi. Bir alanın iki farklı noktada birbiriyle ilişkisiydi. Bu en basit korelasyon. Tabii bir alanın iki, üç farklı noktalardaki ilişkisine de bakabilirsiniz. Biz sadece iki nokta korelasyonuyla ilgileneceğiz. Ve bu ilişki nasıl hesaplanıyor? O alanın işte söz konusu olan noktalardaki değerlerinin vakumla
etkisi, yani vakumun üzerine nasıl etki ettiği olarak hesaplanıyor. Boşluk, hani hiç parçacığın olmadığı duruma nasıl etki ettiği olarak hesaplanıyor. Tabii biz bunun bed zaman limitiyle ilgileniyoruz. Şimdi bu korelasyon hesapları çeşitli nedenlerden, yani çeşitli sorulara cevap vermek için yıllar yılı yapılıyor. Bunun için bir sürü teknikler var. Hani ifadesi genel olarak böyle. Biz şimdi geç zaman operatörlerimizle bunu hesaplamak istiyoruz. Elimizde bir kitle, her bir kitle değeri için iki operatör vardı. Bir alfa, bir beta vardı. Bunların işte bu yaratma, yok etme operatörlerinin parçacık durumlarına nasıl etki ettiğini göz önünde bulundurarak korelasyonlarını hesaplamak kolay bu halde. Bu hesabı yapınca hep alfa operatörleri bu alanların korelasyonuna denk geliyor. Şimdi bizim bu zamana kadar bütün kullandığımız teknikler kuantum alan teorisinin teknikleri. Bir alanı alıp işte basit harmonik salınıcılar cinsinden yazmak, bu yaratma, yok etme operatörlerini kullanmak. Normalde kuantum alan teorisinde bu alanların bir de eşlenik momentumları var. Hani bu betalar şu an biraz açıkta kaldı. Ne olacaklarını bulmak gelecek işlerin görevi. Ama bir tür hani bu alfalarla betalar arasındaki cebirlere bakınca sanki bu betalarda bu alanın hani eş değeri, eşleniği momentum gibi olacak. Ama yani sonuçta bizim elimizde şu an biz alfalara odaklanacağız. Bunların işte bildiğimiz korelasyonları verdiğini gördük. Peki bu korelasyonlardan ne öğrenebiliriz? Şimdi genel olarak korelasyonlar alanların özellikleri, yani etkileşimleri hakkında bilgi verir. Hatta insanlar işte o kozmik mikrodalga fon ışınımında Planck'ın resmiyle gösterdiğim gibi ölçümler yaparak enflasyon sırasındaki alanların nasıl etkileşimleri vardı onu bulmaya çalışıyorlar. Ama bu ifadeye bakarsanız, ben böyle bir şey hesapladım diye bunu alıp konforme alan teorisi çalışan birine götürürseniz, ha der, bu çok tanıdık bir ifade. Bu konforme alan teorilerinde ortaya çıkan bir ifade. Şimdi biz alan teorisiyle başladık, konforme alan teorisine. Bizim baş karakterimiz M-kütleriz kadar alanlardı. Konforme alan teorilerinde baş karakter, ölçeklenme boyu denen, yani kütle özelliğini ölçeklenme boyuyla izah edilen operatörler. Siz sadece şu pembe içinde yazan şeyi konforme alan teorisiyle teoriler üzerine çalışan birine gösterirseniz A der, sen şu ölçek boyutlu operatörlerle mi çalışıyorsun? Şimdi biz bir konforme alan teorisiyle işe başlamadık. Ama böyle operatörler elde ettik. Belki de bunların gerçekten ölçeklenme boyları var ve bu değerli. Şimdi bu soruya cevap vermeden önce birazcık daha bu cevap verebilmek için de biraz daha bu konforme alan teorileri ve ölçeklenme boyutu nedir onu konuşalım. Bunun için de simetrilerden bahsetmemiz gerek. Burada simetriyi alanlar veya koordinatlar yeniden tanımlansa bile fiziksel olguların değişmemesi olarak ele alacağız. Bu cümle çok soyut geldi derseniz, örnek olarak bir de bu yeniden tanımlamanın nasıl yapılacağı her sistem için aynı değil. Örnek olarak iki sistem alalım. Bir sistem tam verdi, bir sistem puf olsun. Fiziksel olguda bunların üzerine oturmak olsun. Yeniden tanımlamak da döndürme olsun. Şimdi bir pufu nasıl çevirirseniz çevirin, üstüne oturmaya devam edebilirsiniz. Ama sandalye için bu böyle değil. Hani bir böyle çeviririz, puf, üç eksen etrafında döndürmelerde simetrikken hani sandalye değil, sandalyeyi böyle koyduk mu artık oturması zor bir şey oluyor. Bir uzay zamanda ele alınan bir teorinin özellikleri de o uzay zamanın simetrileriyle ilişkili. Yani şimdi sandalyeyi pufu çevirmek yerine odayı çeviriyormuşuz gibi düşünün. Biz hatırlarsanız başlardan uzay zaman simetrilerini, yani uzay zamanı metriye bakarak hani ele alabiliyorduk. Burada yine hatırlatmak için düz uzay zamanının metriği ve bizim çalıştığımız koordinatlar cinsinden distance metriği var.
uzay zaman simetrisi de işte bu metriğin ifadelerini değiştirmeden koordinatları yeniden tanımlayabilme. Şimdi dört boyutlu Dösiter'in simetrileri şöyle, üç tane uzay dönmesi. Bu işte aynen sandalyeler yerine odayı çevirip hiçbir şeyin değişmemiz gibi. Üç tane konum ötelemesi. Yani mesela x'i x artı a, a'da bir sabite götürürseniz, burada x sadece türeviyle yani değişimi cinsine işin içine girdiği için hiçbir şey olmayacak. Mesela Minkowski'de zamanı da aynı şeyi yapabilirsiniz. Çünkü zaman da sadece değişim olarak işin içine geliyor. Yani t'yi t artı a'ya götürürseniz metrik bundan haberdar olmayacak. Ama Dösiter'de böyle değil. Dilatasyon yine biraz yabancı bir kelime. Şimdi size bir resim göstereceğim. Bu resim uçakla Kuzey Kutbu'nun yakınlarında uçarken çekilmiş buzulların fotoğrafı desem inanırsınız. Belgesellerden gördüğümüz kadarıyla öyle gibi görünüyor. Ama aslında bu resim bir göl kenarında birikmiş karların fotoğrafı. Şimdi karların birikme özellikleri öyle ki küçük bir kar kütlesinin birikmesiyle buzulları yaratacak kadar çok bir kar kütlelerinin birikmesi aynı yani hemen hemen aynı şekilde birikiyorlar. Dolayısıyla sadece görüntüye bakarak bu küçük bir cisim mi, büyük bir cisim mi bilmiyorsunuz. Bu cismin özellikleri içinde bulunduğu ölçekten bağımsız. Dilatasyon simetrisi de bu demek. Mesafelerin bir, sabit bir şekilde hani çekip uzatılması. Ama açılar değişmiyor. Yani genel olarak şekil değişmeden mesafelerin uzatılması. Mesela Minkowski'de bunu yapsanız, bütün koordinatları bir şeyle çarpsanız, bu metrin en önünde bir o çarptığınız faktör hani bulunacak, bir yere gitmeyecek. Ama Dösiter'de bütün koordinatları aynı şeyle, tek bir şeyle çarparsanız ya da ölçeklendirirseniz bu metrin ifadesi değişmeyecek. Bir de üç tane özel konformal dönüşüm simetrisi barındırıyor. Bunları hayal etmek için verebileceğim bir örnek yok. Bunlar koordinatları alıp, ters çevirip, öteleyip, o ötelenmiş hallerini tekrar ters çevirmeye denk geliyor. Bu simetri grubu, yani Dösiter'in bütün bu simetrilerin toplamı SO4,1 denen bir simetri grubuna denk. Burada O, ortogonal matrislerin simgesi. Bu matrislerde, yani bu grubun elemanları ortogonal matrisler. Ortogonal matrislerin determinantları artı 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir. Bu S, bu grubun içinde sadece determinantı artı 1 olan matrislerin yaşadığını söylüyor. Bütün bu simetriler içinde dilatasyonlar ve özel konformal dönüşümler konformal simetrilerle ilgili. Yani konformal simetriler. Konformal alan teorileri de bu simetriler üzerine inşa edilen teoriler. Ve bu delta, yani tek faktör de bu simetrilerle ilgili. Şimdi biz bir konformal alan teorisi yapmıyorduk ama bakalım gerçekten de o bulduğumuz operatörler, korelasyonları, konformal alan teorisi korelasyonu gibi çıkan operatörler en azından bu ölçek faktörüne sahipler. Biz bu alfa betalar geç zamanda yaşadığı için sadece konum koordinatlarına bağlılar. Ölçeklenme boyutu da işte o bütün o koordinatları ölçeklendirdiğinizde alanın o ölçeklenme boyutunu şu şekilde eski versiyonuna göre yeniden yazabileceğini söylüyor. Şimdi bizim elimizdeki operatörler yani genel bir şekil olarak böyleydiler. Bir momentuma bağlı bağımlılıkları vardı. Bir de bu yaratma yok etme operatörlerini. Ve biz bunu momentum uzayında çalışmıştık, bulmuştuk. Ama bu ifade konum uzayında. Momentum uzayından konum uzayına bir Fourier dönüşümüyle geçebiliriz. Bu integrali almak zor olabilir ama tek tek içindeki parçaların nasıl ölçeklendiğini bulmak çok zor değil. Konumlar lambda ile çarpılırken momentumlar da lambda'ya bölünüyor oluyor. Bu yaratma yok etme operatörlerinin nasıl ölçeklendiği de onların komutatörlerinden çarpım ilişkilerinden çıkarılabiliyor. Bütün bu işte şeyleri
bu integralin içine koyunca, yani bu integralin hamlara çarpılmış versiyonunu koyunca, bu operatörlerin gerçekten böyle bir ölçek boyutları olduğu ortaya çıkıyor. Bizim alfamız için c olan şey eksi mu'du. Bu gerçekten de bu ifadeden beklenen ölçek boyutu. Şimdi elimizde bazı ipuçları birikti. Ve bunlar aslında geç zamanda bir şeylere baktığımız için geldiler. Bu bulduğumuz geç zaman operatörleri de Sitter'in simetri grubunun üniter indirgenmez temsillerine denk geliyor. Yani bu indirgenmez demek de yani daha küçük temsiller cinsinden bunu yazamıyorsunuz. Genel kuantum alan teorisinde Wigner'in bir teoremi var ve diyor ki tek parçacık durumları o alan teorisinin içinde geçtiği uzay zamanlı simetri grubunun üniter indirgenmez temsillerine denk. Yani bizim bu bulduğumuz alfa beta operatörleri bir manada de Sitter grubunun tek parçacık durumlarına denk geliyor. Ve biz bu operatörleri geç zaman sınırında bulduk. Şimdi zaten geç zaman sınırlarının geometrinin doğası biraz böyle hani dikkat çekici bir şekilde öne koyuyordu. Hani o sınırda bir şeyler yapmaya çalışınca daha da fazla bilgiler buluyoruz ve bu bilgiler birbiriyle manalı. Bir ipucu daha var. Bu SO 4,1 ya 4,1 1,4 fark etmiyor. 4,1 simetri grubu yani de Sitter'in simetrilerini barındıran grup aynı zamanda 3 boyutlu Öklid uzayının konformal simetri grubu. Yani 3 boyutlu bir Öklid uzayında yazılabilecek bir konformal alan teorisine işaret eden bir simetri grubu. Şimdi bizim ele aldığımız de Sitter üzerinde kütleli serbest bir skaler alan teorisi başlı başına bir konformal alan teorisi değil. Ama bu de Sitter üzerinde kütleli serbest skaler alan teorisine eş değer de Sitter'in geç zaman sınırında yaşayan Öklidyen bir konformal alan teorisinin olabileceğine dair ipuçları var. Bunlar da zaman boyunca biriktirilen ipuçlarının ben böyle çok büyük hani mühim noktalar olan makaleler. Bizim bu farklı kütlelerde alfabetaları tanımlamak ve bunların korelasyonlarını elde etme uğraşımızda aslında var olan ipuçlarını desteklemeye ve daha fazlalarını arttırmaya yarıyor. Yani dikkat ederseniz ben size bir çalışmanın sonunu değil, böyle çok uzun bir yolun başını anlatmış oldum. Ve birazcık işte bu kozmolojiyle ilgisi olan de Sitter geometrisini ele alarak, genel olarak uzay zamanını nasıl ele alıyoruz, bunun üzerinde teoriler nasıl kuruyoruz, neler hesaplayabiliyoruz, bunu hani bir örnek gibi göstermiş olduğumu umuyorum. Ve de bitti. Çok teşekkürler. Gizem Hoca teşekkür ederiz güzel konuşması için. Şimdi bu YouTube'dan tabii farklı olduğu için burada siz de sorular sorabilirsiniz direkt olarak. Konuşmak isteyen istiyorsa hani kendisi sorusunu sorabilir sormak isteyen. Hocam ben bir soru sormak istiyorum aslında. Tabii. Merhabalar öncelikle. Hocam olayı daha çok önce formalize etmeden önce birkaç temel sorum var. Bu temel soru içgüdüsel olarak aklıma yatmayan şeylerden oluşuyor. Birincisi Newton'un 3. kanununa göre action reaction principle'ına göre bu hızlanmayı ben tam olarak anlamış değilim. Çünkü başta bir kuvvet uygulanmışsa hani genişleyen uzay diyoruz ya hocam onu formalize ediyoruz de Sitter alan teorisiyle. Ondan önce bunun altında yatan fikri merak ediyorum. Çünkü net kuvvetin sıfır olmadığını görüyorum. Onun haricinde diğer aklıma yatmayan kısmı termodinamiğin ikinci yasasını düşündüğümüz zaman entropinin sürekli arttığını eğer biliyorsak ve bir genişleme varsa burada temperature'ın azalması gerekiyor. Fakat burada daha tersi bir olay var. Sürekli bir hızlanma var yavaşlamadan da öte. O zaman bu nasıl bir temperature'ın sürekli arttığının da mı bir göstergesi olmuş oluyor?
çelişki hissettiğimi düşündüğüm için bunları sordum. Kusura bakmayın. İkinci soru, ya tamam, güzel sorular. Aslında ikinci soru başlı başına bir çalışma alanı konusu. Ve işte yani termodinamiğin yasaları farklı geometrilerde yeniden nasıl yazılır? Bunlar aslında aktif çalışma kolları. Ve hani Dösiter'de termodinamik yasaları nasıl yazılır? Bunlar çalışılıyor. Ben bilmiyorum ama bunlar çalışılıyor ve hani böyle yeni yeni geliştirilen konular. Yani bu soruyu böyle aklınızda tutup peşinden gidebilirsiniz. İlk soruda da hani bir kuvvet düşünmek istiyorum gibi anladım ben. Ama ya tam olarak oradaki derdinizi anladığımdan emin değilim de sanırım böyle çeken bir şey, yani merkeze çeken bir kuvvet beklerken iten bir kuvvet. Yani daha çok ya mesela lokal olarak baktığımız zaman mesela bir cisme bakalım. Herhangi bir yıldızları demiştiniz ya, özel yıldızlardan bahsetmiştiniz. Onların ya çok basit hani lise fiziği seviyesinde vektör olarak düşünürsek genişleyen tarafı olan kuvvetin işte onun zıttını olan kuvvetten daha fazla olması gerekiyorken hızlansın, ivmelensin gibi bir düşünce oluyor ama hani burada cisimlere toplam hani net kuvvetin sıfır olması gerektiğini düşünecek olursak Newton kanununa göre, üçüncü prensibe göre diye düşünüyorum, hani action reaction principle'a. Buradaki fazlalık neyden kaynaklanıyor? Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Şimdi bu kanunların geçerli olduğu ölçekler var. Yani Newton kanunları dünya üzerindeki mesafeler için gayet güzel. Aslında böyle dünyadan güneşe kadar olan mesafeler için de gayet güzel. Ama daha uzaklara gittikçe hani yeni kanun, yeni yapılar işin içine giriyor. Hani genel görelilik daha bu bayağı uzaktaki şeyleri ele alan bir şey. Burada sözü geçen sistemler de bayağı hani uzaklıkların büyük olduğu sistemler. Dolayısıyla artık sadece Newton mekaniğinden gelen içgüdü yeterli olmayabiliyor. O noktada birazcık böyle daha farklı bir dilde konuşmak gerekiyor. O dilde işte daha matematiksel oluyor. Çözülen denklemler mesela Einstein alan denklemleri oluyor. Hani belki de o yüzden tam böyle artık içgüdümüz yetmiyor yani işin içinden çıkmaya. Peki, çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Okay. Başka sorusu olan? Galiba şu anda başka soru yok. Biraz daha bekledim ama. Tamam, o zaman yani Gizem hocamıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bize bu konuşmayı verdiği için. O zaman diğer konuşmalarda görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.